Bak mesela Tövbe Suresi 107. Evet. Tövbe Suresi 107'de Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sanırım, zarar vermek. Demek ki münafığın özelliğine zarar vermek istemez. Maddi ve manevi zarar vermek. İnkarı pekiştirmek, inkarı geliştirmek, yani Mehdiyeti, İttihat-ı İslam'ı, Türkistan Birliği'nin oluşmasını, kıyametin yakın olduğunu, bunları inkar etmek ve buna benzer. Ve müminlerin arasını ayırmak, mezhepleri ayırmak, işte şu Alevidir, şu Bektaşidir, şu Sünnidir diye birbirlerine düşman etmeye kalkmak. Bak, müminlerin arasını ayırmak. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek. Mesela komünistleri, ateistleri kendine ittifak ettirip onları Müslümanların üzerine kışkırtması. Ateist masonları veyahut iftira sonucu bir şeyi organize edip Müslümanları suçlu gibi göstertme oyunları da olabilir. Bak, daha önce Allah ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler. Demek ki münafıklar mescit içinde hareket ediyorlar. Yani bir camide toplanıyorlar, bir yerlerde toplanıyorlar. Ki inandırıcı olsun. Yani diyeceksin ki bunlar Müslüman, muttaki adamdır. Yani söylüyorsa doğrudur denmesi için kendine mescit ediniyorlar. Orada toplanıyorlar. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Şimdi münafık da buna çok dikkat etmek lazım. Münafık o kadar candan konuşur ki. Ya diyor, ben senin diyor ayağının toz olurum diyor. Sen yeter ki bu işi yap diyor. Bu dediğimi yap diyor. Ne istiyorsun sen diyor. Münafığın derdi günü Kur'an'dır. Kur'an'ın yetersizliğini sen kabul edersen münafık ve müşrik senden anlaşır. Bir yönüyle. Hatta peygamberimizi de ikna etmeye çalışıyorlar. Az da olsa onlara meyledecektin diyor Cenab-ı Allah. Abi ben diyor müdahale ettim diyor Cenab-ı Allah. Az da olsa onlara meyledeceksin. Yani senden razı olmaları için sana baskı yapar diyor Allah münafıklar. Ne istiyorlar? Peygamber diyecek ki haşa, tamam, Kur'an yetersiz diyecek. Bazı eksiklikleri vardır. İlaveler gerekir. Ben de o ilaveleri yapayım diyecek. Bunu istiyorlar münafıklar. Allah eğer onu yapsaydın diyor, sana hayatın da ölümün de acısını kat kat tattırırdım diyor Cenab-ı Allah. Seni şah damarından yakalardım diyor peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, az da olsa onlara meyledecek diyor. Münafık diyor ki ya, her konu tamam diyor. Ama bak, senin istediğin Kur'an'ın yeterliğini kabul etmeyeceksin diyor. Kur'an'da eksiklikler var diyor. Eksiktir Kur'an diyor. Onu hurafelerle tamamlayalım. Benim hurafelerimi eğer kabul edersen ben senin kölen olurum. Ne istiyorsan yapayım diyor. Ama öbür türlü düşmanın olurum diyor. Allah da diyor ki eğer sana sebat ve güç vermeseydik az da olsa onlara meyledecektin diyor Kur'an ayetinde. Münafığın vuruş yaklaşımı oradandır. Yani Kur'an'ın yetersizliğini kabul ettirerek vurmak ister. Çünkü Kur'an bir kere geçersiz kabul edildin mi, yetersiz görüldün mü, yobazlığın kapısı patladı demektir artık. Sonuna kadar açılır. İşte yobazlığın kökeni budur. Bak, biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Hem de iyilik. Bak, biz iyilikten başka bir şey istemedik. Onun için münafığın böyle candan gibi konuşan uslubuna aldanmamak lazım. Yani o direkt küfür ağzıyla, pislik ağzıyla konuşur. Yani tam bir pislik ve mikroptur. Hiçbir şekilde inanmamak gerekir. Yani çok dikkatli olmak lazım. Mutlaka melanet ve ahlaksızlık için yapar. Yani ikinci bir ihtimal yoktur. İnşallah. Diye yemin eden, bir de Allah adına yemin ediyorlar. Var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Münafığın özelliği ne? Bol bol yalan söyler. Yani gözün içine baka baka uydurur. Bir daha yalan söyler. Rezil edersin, anlatırsın. Deli olduğu için dinlemez. Bir daha yalan söyler. Yine yemin ediyor. Mesela ya diyorsun, bak yalan söylüyorsun, ispat ediyorum diyorsun. Duru duru bir daha yalan söyler. Münafığın özelliği. Peygamberimizin hadisinde de var. Münafığın en belirgin özelliklerinden birisi yalan söylemesidir. Sürekli yalan söyler.